2 gün önce mesela bu Furkan Vakfı gönüllüleri diyelim, kendilerini öyle tarif eden bir topluluk var Adana ve çevresinde İslami çalışma yapıyorlar. Ben de bunlarla alakalı ben pek televizyon vesaire şey izlemedim ama sosyal medyada karşılaştım. Bu insanlara yönelik polisin sert bir müdahalesi, gerçekten vicdansızca bir müdahalesi, bir insana yakışmayacak şekilde sertliğe başvuran, hele Müslümanların namus ve iffeti olan örtülü, kapalı kadınlara yönelik o vicdansızca, merhametsizce tavırları hepimizin yüreğini parçaladı. Şahsen benim çok zoruma gitti, bir Müslüman olarak, Allah'a ve ahiret güne iman eden bir insan olarak bunu o kardeşlerime, bacılarıma yaptıkları zaman sanki benim namusuma, benim bacıma, benim anama, benim bacıma yapmışçasına ben de rahatsız oldum. Bundan dolayı da bunu yapanları şiddetle de kınadım ve kınıyorum da. Hatta yaptıkları şey kıyamet günü mutlaka karşılarına çıkacak. Çünkü bir Müslüman sadece kendisine yapılan haksızlıkları dile getirdiği için böyle sert, böyle vicdansızca, merhametsizce saldırıya uğraması Allah'a ve ahiret güne iman eden hiçbir Müslümanı rahatsız etmiyorsa ben o insanın imanından şüphe duyarım. O insanın iman anlayışından da şüphe duyarım. Ama ben bakıyorum ki yani A cemaati, B cemaati veya bireysel çalışan, bireysel olan Müslümanlar her biri geçmişte birbirlerine karşı belli bir düşmanlıkları, belli bir kırgınlıkları, belli bir tavır almaları veya yani şöyle diyeyim yani politik görüşleri farklı olanların birbirlerine yapılan bu zulümlerden dolayı çok sevindiklerini hatta böyle neredeyse kalkacak, halay çekecek durumda tavırlar sergileyen insanları görünce ben bu insanların gerçek anlamda Allah'a ve ahiret güne iman etmedikleri konusunda şüphem oluştu. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam iyi olsun kötü olsun bir Müslümana yapılan iyi ve kötü davranışların neticesinde Müslümanın tutumunun her zaman müminlere karşı merhamet, hoşgörü ama aynı keza zalimlere karşı da ne olması gerekiyor? Kesinlikle buğz olması gerekiyor. Çünkü bizim ecdadımız, bizim alimlerimiz, büyüklerimiz şöyle demiştir. Zalim bizden olsa biz ondan değiliz. Kim zulmederse yesin, kim adaletsiz davranırsa davransın, biz onun fanatiği de olsak, onun taraftarı da olsak, onun yanında yer alan, onu pohpohlayan insanlar da olsak, bu zulmü, bu haksızlığı, bu adaletsizliği gördüğümüz zaman bizim bir tavır takınmamız gerekiyor. Bu da imani bir eylemdir. Yani kim oldu mesela, belki ben mesela ben açık ve net olarak söylüyorum. Ben Alparslan Kuytulu tanımıyorum. Hakkında ciddi anlamda bir bilgim yok. Veya onun cemaati ve camiası hakkında da net olarak bilmiyorum. Yalnız İslam zan ile olan zanı da hüsnü zanı emreder. Asla suizanı emretmez. Ne yapar? Onlar hakkında Müslümanlıklarla, İslamlarla hükmedersin. Eğer bu insanların bir hataları varsa onlarla Allahu Teala arasındadır. Kıyamet günü onlar kendi hesaplarını verecek. Yalnız benim görevim ve sorumluluğum nedir? Onlara Müslüman muamelesi yapmak, zulme uğradıkları zaman da o Müslüman kardeşimin yanında yer almaktır. Allahu Teala zaten Ali İmran 103. ayet-i kerimede de "Ve'tasimu bihablilillahi cemi'a ve la teferraku" diyor. Hepiniz, bak hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın ve parçalanmayın. Yani cemaat olmak, camia olmak, belli bir grup olmak, belli bir alime tabi olmak, belli bir mezhepte farklı olmak hiç önemli değildir. İş ümmete gelince, iş Müslümanların birliğine, iş ümmetin kardeşliğine, yek vücut olmasına gelince herkesin kendi görüşünü, dünyevi görüşlerini, politik görüşlerini, siyasi görüşlerini bir araya bırakıp zalim kim olursa olsun ona tavır ve tavır takılması gerekiyor. Zulme uğrayan kim olursa olsun ona da karşı da bir merhamet, şefkat ve onun yanında yer almak vasfı vardır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadisidir. Aleyhisselatü Vesselam ne der? Mazlumun dini yoktur. Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa, Ermeni de olsa, Zerduş da olsa, hangi dine mensup olursa olsun istiyorsanız, bugün Yahudi de olsa, eğer zulme uğruyorsa ve bu zulmü Müslüman bile yapsa, bir Müslüman buna tavır almak zorundadır. O zulme asla alkış tutmaz. Ya bunlar geçmişte Filistin'de orada burada kardeşlerimizi öldürdü, zulmettiler, hak ediyorlar demek gibi bir lüksümüz söz konusu olmaz. İslam hukukunda cezayı ancak o zulmü yapan çekmelidir. Onun dışında bununla alakası olmayan insanlara yapılan her fiilin Allahu Teala nezdinde hoşnutsuzluğa sebep olduğu mutlak Kur'an ayetleriyle ulemanın içtihat ve fıkhıyla da bellidir.